Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok Cumhurbaşkanımızla beraber, birçok yetkiliyle beraber bugün Kıbrıs'talar. 50 gemimiz Kıbrıs açıklarında. İnşallah Kıbrıs'a bizim desteğimiz 50 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da sürekli olacak, olmaya da devam edecek. Son günlerde Doğu Akdeniz'de bilindik bir oyun daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Kendi silahlarını, gemilerini, denizaltı ve helikopterlerini üreten Türkiye'ye gözdağı vermek için önünü kesmek isteyenler var. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu kirli oyunlara karşı dimdik ayaktayız ve dur diyoruz. Ülkemiz gerek sondaj gemileriyle birlikte gerek diğer tüm unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de bulunarak mesajını net bir şekilde dünyaya iletiyor. Kıbrıs ve Akdeniz kesinlikle emperyalistlerin sömürü alanına haline gelmedi, gelmeyecek de. Değerli arkadaşlar, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz masum insanları, yaşlı genç kadın demeden hayatlarını kaybettiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı bu trajik olayda hepimiz derinden üzülmekteyiz. Başta haydut devlet Amerika ve batılı emperyalist ülkeler olmak üzere Siyonist İsrail'e sürekli destek veriyorlar ve Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Bu katliama Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde birçok ülke sağır, dilsiz kalıyor. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimiz bağımsız olacaklar. Biz başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin de kurulacağına cani gönülden inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı dramları gündeminden düşmemesi için her ortamda dile getiriyor. Türkiye olarak elimizden gelen tüm imkanlarla Gazze'nin ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz, devam ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, geçtiğimiz haftalarda şehrimizde yaşanan Suriyelilere yönelik bazı saldırılar ve bu saldırıların büyümesi için de çok sayıda provokasyon ve eylem gerçekleşti. Hepiniz de takip ettiniz. Bu tür saldırılar ve kışkırtıcı davranışlar huzur şehri Kayseri'mizde barış ve huzurumuzu zedelemekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Unutmayalım ki Suriyeliler hepsi tek tek göç idaremizce kayıt altında tutulmaktadır. Bu yaşanan üzücü olaylar karşısında başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'a ve sağduyulu davranan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür olaylar ilimizde bir daha olmaz. Olmaması için de hepimizin çaba göstermemiz lazım. Kıymetli arkadaşlar, son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüttüğümüz çalışmalardan kısaca size bahsetmek istiyorum. Malumunuz ülke gündeminde çokça meşgul eden kanun teklifleri bir kısmı komisyonda, bir kısmı meclis gündemine geldi. Bunlardan birkaçını söyleyeyim size. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, doğrudan vergi payının arttırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, eşit ve adil bir vergilendirme usulünün ortaya konması için vergi kanunları ve bazı kanunlardaki değişiklik tasarısı meclise geldi. Hayvan ve çevre sağlığının gözetilmesi kaydıyla hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması şu anda komisyonda görüşülüyor. 9. yargı paketi komisyonlarımızda değerlendirilen bu kanun tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde ülke ve vatandaşlarımızın lehine ne gerekiyorsa yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kayseri'nin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için de Kayseri'mizle ilgili projeleri takip ediyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşım ve tarım alanlarında yaptığımız yatırımlar ve yasalarla Kayseri'nin geleceğini daha parlak kılmak için biz tüm milletvekilleri ve Kayseri'deki idarecilerimiz olmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi için birçok yeni düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Milletvekili olarak 14 aylık süre içerisinde 17 adet kanun teklifinin yanı sıra şehrimizde vuku bulunan sorunları ve talepleri gerek Gazi Meclisimizde dile getirerek gerekse bakan yardımcısı ve genel müdürlük düzeyinde birebir görüşmelerimiz neticesinde hızlıca çözüme kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimizden 2500'den fazla talep tarafımıza ulaşmış olup
bu talepler ile tek tek ilgilendik, ilgilenmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ile görüşmelerimiz Kayseri'de il binamızda olduğu gibi Ankara'da meclise gelen kardeşlerimizle de sürekli görüşüyoruz. Elimizden gelen her şeyi de vatandaşlarımız için, bizi ziyaret eden insanlar için yapmaya çalışıyoruz.